Çekmiyor değil mi? Evet. Bugünkü çalışmamız parmak baskısıyla çalışma yapacağız. Malzemelerimizi söylüyorum. Çizmek için kalem, resim defteri, parmak baskımızın olacağı resim defteri. Şurada guaş boyalarımız var. Akrilik boya da kullanabilirsiniz. Paletimiz var. Bir de çay kaşığı aldım ben. Guaş boyalarımı palete boşaltmak için. İlkin şöyle başlıyoruz. Çizim yapacağız. Çizim olarak şöyle bir çiçek resmi çiziyorum. Çiçek resmi çiziyorum. Bu papatya olabilir. Şöyle bir, şurası tam çizilmemişti. Tekrar çizelim. Şöyle bir papatya resmimiz olsun. Şöyle sap kısmının kalınlığı ve şuradan da yapraklarını yapalım. Şimdi çocuklar ne yapıyoruz? Boyalarımızı, istediğimiz renk boyaları paletimize koyabiliriz. Kullanacağım boyaları ben şu ortasını kırmızı yapacağım. Şuradan renkli yapacağım. Çiçeğimin kanatlarını renkli yapacağım. Şu çiçeğimin yaprak kısmını yeşil yapacağım. Onunla ilgili renkleri paletime koyuyorum. Ortasını kırmızı yapacağım. Evet. Çok az bir boya aldım. Paletime koyuyorum. Bakın çok çok boya koymayacağız. Ne yapıyorum şimdi? Kaşığımı da temizliyorum çünkü sonra yine kullanacağım. Ne yapıyorum? Parmağımı boyaya değdirdim. Parmağımla basıyorum boyayı. Parmağımın dokusu çıkmış oluyor. Biliyorsunuz dünyada 8 milyara yakın insan var. Her insanın parmak dokusu farklı. Evet. Şu kadar yapmam yeterli. Ne yapıyorum? Parmağımı siliyorum. Çünkü diğer renklere karışmaması için. Şimdi sarıyı kullanacağım. Sarıyı boşaltıyorum paletime. Sarı rengi çabuk kirlenir. O yüzden dolayı kaşığımı iyice temizledim. Kaşığımın arka tarafıyla sarı rengimi boşaltıyorum. Yine kullanacağım miktar kadar koyuyorum. Çok koymuyoruz. Evet, parmağımızı da temizledik. Şimdi sarı rengimizi kullanıyoruz. Bu çiçeğimin diğer kısımlarını farklı renk yapacağım. Şu orta kısımlarını da rengarenk yapacağım. Şimdi mor rengimi alıyorum. Mor rengimi boşaltıyorum. Kullanacağım kadar boşalttım. Evet. Sarının iç kısmına mor rengimi yapıyorum.
Yaparken acele etmeyin. Acele etmeyin yaparken. Bakın mor rengimi bu kadar kullandım. Şimdi farklı bir renk kullanıyorum. Şu içine de kırmızı kullanabilirim, yeşil kullanabilirim. Mavim var, mavi kullanabilirim. Ben turkuaz renk kullanacağım iç kısmına. Evet, kullanacağım miktar kadar koydum turkuaz rengini. Evet. Şimdi şu en iç kısmına daha farklı bir renk kullanıyorum. Turuncu kullanacağım. Turuncu rengimi. Bakın çok çok bastırmıyoruz. Şu kadar yapmamız yeterli. Bir tane yaprağımızı tamamladık. Çiçeğimizin, papatyamızın yaprağını tamamladık. Şimdi başka yaprağını yapıyorum. Yine turuncu değmişken parmağıma turuncu ile devam ediyorum. Çiçeğimin başka yaprağını yapıyorum. Evet. Renkli renkli parmağımıza basıyoruz. Acele etmiyoruz. Evet, yaprakların arasına sarı katabiliriz.
Evet. Çalışmam. Parmağımla guaj boya ve akrilik boya kullanarak yaptığım bir çalışma. Sizler akrilik boyayı deneyimleyebilirsiniz. Çünkü deneyecekseniz de dikkat edin, üstünüze bulaştırmayın. Akrilik boya temizlenmesi zor boyadır. Guaj boyayla çok rahat yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Evet, çalışmamız bu kadar. İyi çalışmalar.